Hristiyanlık elbette Doğu Roma İmparatorluğu'ndan sonra Avrupa'ya ve oradan tüm dünyaya yayıldı. Ancak bu yayılma süreci sanıldığı kadar hızlı ve sorunsuz olmadı. Çoğu insan Hristiyanlığın kısa sürede baskın bir din haline geldiğini düşünür. Ama öyle olmadı. Bazı bölgelerde yerleşmesi asırlar sürdü. Halkın zorla Hristiyanlaştırılması için baskı ve şiddet sıkça kullanılan seçenekler arasındaydı. Norveç Kralı 1. Olaf, 11. yüzyılda Hristiyanlığı yaymak için acımasız stratejiler izledi. Kral Olaf'ın baskıcı politikalarına karşı direnenler arasında soylular da vardı. İsyanlar sonucunda çok sayıda kişi öldü ya da sürgüne gönderildi. Benzer bir durum Danimarka'da da yaşandı. Kral Harald Hristiyanlığı kabul ettikten sonra şiddet kullanarak yaymaya çalıştı. İzlanda'da ise olaylar biraz farklı bir şekilde gelişti. 1000 yılında İzlanda Altingi Meclisi, ülkenin Hristiyan olmasına karar verdiğinde, kararın barışçıl bir geçiş sağlaması amaçlanmıştı. Özellikle batı bölgelerinde, bazı topluluklar eski tanrıları olan inançlarını terk etmek istemediği için iç çatışmalar yaşandı. Kilise, pagan inançları asimile etmek adına kimi köylere zorla müdahalelerde bulundu. Sonuç, ölüm ve sürgün. Avrupa'nın başka bölgelerinde de benzer şekilde kanlı çatışmalar yaşandı. Örneğin, Baltık bölgesindeki pagan Prusyalılar, Livonyalılar ve Letonlar, 12. ve 13. yüzyıllarda Haçlıların hedefi haline geldi. Livonya Haçlıları, Hristiyanlığı yaymak için acımasız askeri seferler düzenledi. Pagan tapınakları yakıldı, kutsal yerler tahrip edildi ve birçok yerli halk zorla Hristiyanlaştırıldı. Bu süreçte reddedenler ya kılıçtan geçirildi ya da esir alındı. Livonya Haçlıları, bölgede Hristiyanlığı tamamen hakim kılana kadar yıllarca süren kanlı savaşlar yürüttü. Başka bir örnek, Keltler arasında yaşandı. İrlanda, İskoçya ve Galler gibi bölgelerde eski Druidik halklar, misyonerleri, inançlarını değiştirmek isteyen bir tür şeytan olarak gördüler. İrlanda'da, Aziz, Patrik'in Hristiyanlığı yayma çabaları sırasında kimi kabileler isyanlar başlattı. Hristiyan liderler direnişi bastırmak için orantısız güç kullanmaktan çekinmedi. İrlanda'da Druid rahipleri infaz edildi ve ayinlere katılanlar ağır cezalara çarptırıldı. Düzenli baskılara rağmen halkın bir kısmı dağlarda ve uzak bölgelerde eski tanrılara bağlılıklarını sürdürdü. Halk hem Hristiyan kilisesine gidiyor hem de eski tanrılarına dua ediyordu. Hristiyanlığın yerleşmesinin uzun zaman almasının sebeplerinden biri, tanrıların toplum içindeki rollerinin çok geniş ve derin olmasıydı. Thor gibi tanrılar adalet, savaş ve doğayla kurulan ilişkileri de simgeliyordu. Örneğin Thor'un Mjolnir'i hem bir silah hem de bir koruyucu sembol olarak kullanılıyordu. İskandinav halkları için Odin, Thor ve Freya gibi tanrılar, sosyal düzenlerinin ve kültürel kimliklerinin de ayrılmaz parçalarıydı. Tanrıları savaşta onlara rehberlik eder, doğanın dengesini sağlar, hatta günlük yaşamlarını şekillendirirdi. Dolayısıyla Odin ve Thor'dan vazgeçmek bir din değişikliği değildi. Halklar için kendi tarih ve kimliklerinden kopma anlamına geliyordu. Bu yüzden Vikingler, Hristiyanlıkla tanışmalarına rağmen 10. yüzyılın sonlarına kadar geleneksel dinlerini bırakmadılar. Din adına gerçekleşen katliamlar, zorlamalar ve baskılar, halklar arasında derin yaralar açarak toplumsal travmalara neden oldu. Bugün bile insanlar, sıklıkla gençler, kadim inançlarını bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Örneğin, İskandinav ülkelerinde kimi gruplar, geçmişin bir sembolü olarak görülen Thor'un çekicini, haça benzer bir şekilde hala üzerlerinde taşıyor. İskandinav mitlerinde Odin'in varlığı ve gelişimi üzerine birçok hikaye anlatılır. Belki de en önemlisi, onun ilk insanları nasıl yarattığına dairdir. Mitoloji, Odin'i Pantheon'un en eski tanrılarından biri olarak sınar. Yaşam ve ölüm gibi karşıt kavramlar üzerinden değerlendirilir. Kardeşleri Vili ve Odin kadar sık anılmasa da önemlidirler. Üç kardeş, Ymir'in bedenini Ginnungagap'ın boşluğuna teslim ederek evreni yaratmıştı. İnsanların doğadan ve evrenden kazandıkları şeyler, ilk insanların yaratılışıyla sıkı bir bağ içindedir. Aynı bağ, bilgi peşinde olanlar için de geçerlidir. Tanrılar evreni yaratma sürecine adanmışlık ve saygı kazandırmışlardı. Bu süreçte evrene duyulan mekansal bağlılık, kutsal bir anlam taşır. Her ne kadar anlatılarda boşluklar olsa da, üç büyük tanrı arasındaki rekabet, kozmosun zenginliğini ortaya koyar.
mitoloji tüm bunları yorumlayarak ve değişerek Odin'i yüce varlık haline getirir. Eski Sakson şiirlerinde Wodan olarak bilinir ve Aesir tanrılarının kralıdır. İskandinav metinlerinde tanrı grupları askeri ve hiyerarşik bir yapıda var olurlar. Ve bu yapı Viking elitlerinin yaşam tarzına benzer. Her tanrı, savaşçılık ya da bilgelikleriyle tanımlanır. İskandinavlar, dinlerinin temelinde dünyayı yöneten ve insan yaşamı üzerinde etkili olan görünmez, algıüstü güçlerin varlığına inanıyorlardı. Romalılar, Cermen halklarıyla temasa geçtiğinde benzerlikleri fark etmiş ve kendi tanrılarından bazılarını Cermen tanrılarıyla özdeşleştirmişlerdi. Roma ve Cermenler arasındaki ilişki derinleştikçe, tanrısal denklik haftanın günlerinin isimlerine yansımıştı. Örneğin, Roma'nın savaş tanrısı Mars, Cermen tanrısı Tyr ile ilişkilendirilmiş ve Dies Martis yani Mars'ın günü, günümüzde İngilizce Tuesday, Salı olarak adlandırılmıştı. Mercurius, Jüpiter ve Venüs tanrıları ise Cermenlerin Woden ve Frigg tanrılarıyla aynı kategoriye alınmış ve haftanın günlerine Wednesday, Çarşamba, Thursday, Perşembe ve Friday, Cuma olarak kabul edilmişti. Tanrılar arasındaki uyumun ne kadar derin olduğunu belirlemek zor olsa da, Cermenlerin yerel dininin güneydeki kolları hakkında çok az şey bilmemiz kesin bir sonuca varmayı engelliyor. Roma isimlerinin çevirileri, İskandinav mitolojisindeki kimi kanıtlarla kısmen örtüşse de, zaman, yer ve halklar arasındaki farklılıklar nedeniyle bazı uyumsuzlukların ortaya çıktığı görülür. Odin kültü, Hristiyanlık öncesinde Avrupa'nın kuzeyindeki Cermen halkları arasında oldukça yaygın ve köklü bir inanç sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Odin ile Hint mitolojisindeki Tanrı Varuna arasındaki benzerlikler, kültün kökenlerinin Indo-Avrupa dil ailesine mensup halkların ortak geçmişine kadar uzandığına dair önemli ipuçları sunmaktadır. İsveç'teki Bronz Çağı kaya oymalarında yer alan, mızrak tutan bir figürün Odin olarak yorumlanması, kültünün en azından bu döneme kadar uzandığını göstermektedir. Milattan sonra 5. yüzyıldan itibaren Odin'e atfedilen simgeler, örneğin kuşlar, savaşçılar, görsel sanatlarda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştı. Viking çağında ise Odin, savaşçı kimliği ve Valhalla efsanesi ile popülerleşerek İskandinav mitolojisinin en önemli tanrılarından biri haline gelmişti. Hristiyanlığın yaygınlaşması öncesinde, özellikle İzlanda'da Odin adını taşıyan coğrafi bir yer ismine rastlanmaması dikkat çekiciydi. Norveç'in güney bölgelerinde de Odin'e atfen isimlendirilmiş yerlerin sayısı oldukça sınırlıydı. Beklenenin aksine, İsveç'in güneyi ve Danimarka'da Odin adına atfedilen yer isimleri daha sık görünmekteydi. Bu durum, Odin kültünün coğrafi yayılımı ve tapınımının farklılıklarını ortaya koymaktaydı. İskandinav mitolojisinde Odin'in oğlu olan Thor, kültürel bağlamda babası Odin'e kıyasla daha geniş bir alanda ve daha belirgin bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Simek'in görüşüne göre, İskandinav Cermen mitolojisindeki Odin figürü, Asgard'ın kralı olarak nitelendirilemeyecek kadar kompleks bir yapıya sahipti. Odin, daha çok belirli sosyal gruplar, örneğin şairler, savaşçılar, şefler, krallar tarafından koruyucu ve ilham verici olarak kabul edilirken, kişisel kültünde ise daha belirgin olan bir yüceliği vardı. İnsan kurbanlarının büyük bir kısmının Odin'e adanması, onun diğer tanrılardan farklılaşan, özel bir statüsünün olduğunun güçlü bir göstergesi olarak görüldü. Viking halk inançlarında Odin, İskandinav panteonundaki diğer tanrılarla aynı belirleyici güçle birlikte yer almıştı. İsveç Uppsala'daki pagan tapınağının yapısı, teorileri destekler niteliktedir. Bremenli Edim'in 11. yüzyılda yaptığı gözlemlere göre, tapınağın merkezinde Thor'un heykeli yer alırken, Odin ve Freyr yan tarafta yer almaktaydı. Bu da, Thor'un genel düzeyde halk arasında daha popüler bir tanrı olduğunu, Odin ve Freyr'in ise daha özel gruplar tarafından tapınıldığına işaret ediyordu. Kıtlık, savaş ve düğün gibi farklı yaşam koşullarında farklı tanrılara kurbanlar adanması, İskandinav dinindeki tanrıların işlevlerinin ve halkın inançlarının karmaşık bir yapıda olduğunu gösteriyordu. Odin kültü, özellikle askeri elit ve siyasi liderler arasında belirgin bir kültürel hegemonya kurmuş olsa da, halkın günlük dini pratiklerinde Thor kadar yaygın bir ibadet nesnesi olmaması, halkın Thor'u daha çok kendilerine yakın görmelerinden kaynaklanıyordu.
Odin'e adanan insan kurbanları, sıklıkla savaş zamanlarında ve toplumsal kriz dönemlerinde ritüelistik şiddet eylemi olarak yapılmıştı. Kurban ritüelleri, Odin'in ölü savaşçıların ruhlarını Valhalla'ya taşıyarak, Ragnarök gününde kendi ordusuna katacağı inancıyla gerçekleştirilmiş olabileceği düşünülüyor. Odin, aynı zamanda derin bir şamanik boyuta sahip bir figürdü. Odin'in mızığı Gungnir ve sekiz bacaklı atı Sleipnir gibi simgeler, savaşçı hem de şamanistik bir figür olarak algılanmasına katkı sağlamıştı. Dünya ağacına 9 gün boyunca asılarak gerçekleştirdiği şamanik yolculuk, ona runik alfabenin gizemli bilgisine erişme imkanı sunmuştu. Runlara birer yazı sistemi olarak bakılması doğru değildir. Runlar, evrenin gizli güçleriyle iletişim kurmaya yarayan kutsal işaretler olarak da kabul edilmelidir. Bilgiye olan açlığı, mitolojide sıklıkla vurgulanır. Bir gözünü feda ederek elde ettiği bilgi, onun diğer tanrılardan farklı olarak gizli bilgilere ulaşma yeteneğine sahip olduğunu gösteriyordu. Kuzgunları, Odin'in bilgiye olan açlığını ve evrensel bilince ulaşma çabasına mistik bir gönderme yapar. Kuzgunlar, dünya üzerindeki her şeyi gözlemleyerek Odin'e yorumladıkları bilgiyi taşırlar. Odin taşınmış bilgiyle hem geçmişi hem de geleceği bilen, her şeyi gören bir tanrı olarak konumuna bir entelektüellik katar. Bu özellik birçok kültürde görülen bilge yaşlı adam arketipiyle de bağdaşır. Dünyanın yaratılışı sorulduğunda, şarkıları Eddas ve Sagalarda saklanan İskandinav Skaldları veya Ozanları, başlangıçta ne toprağın, ne denizin, ne de havanın var olmadığı, karanlığın her şeyin üzerine çöktüğü zaman var olduğunu söylediler. Yaratılmamış ve görülmemiş olduğunu belli belirsiz fark ettikleri ve her ne isterse yapılması gerektiğini, her şeyin babası olarak adlandırılan kudretli bir varlık vardı. Zamanın başlangıcında, uzayın merkezinde büyük bir uçurum, Ginnungagap'ın sonsuz boşluğunda, derinliklerini hiçbir gözün kavrayamayacağı, sürekli alacakaranlıkla örtülen ve genişleyen bir uçurum vardı. Buranın kuzeyinde, sisin ve karanlığın meskeni olan Niflheim olarak bilinen bir alan veya dünya vardı. Ve onun kalbine, suları 12 büyük nehri, Alivigar'ı besleyen ve tükenmez kaynayan kazan, Ferkelmir akıyordu. Derelerin suları, kaynağından hızla uzaklaşıp genişleyen körfezin soğuk rüzgarlarıyla buluştuğunda, kısa sürede sertleşerek büyük buz blokları haline geliyordu. Bu buz blokları, gök sesleri gibi sürekli bir gürültüyle büyük uçurumun engin derinliklerine doğru yuvarlanıyordu. Karanlık vadinin güneyinde ve sis bölgesi Niflheim'in hemen karşısında başka bir dünya daha vardı. Muspelheim, ilkel ateşin evi. Her şeyin ısı ve ışık olduğu ve sınırları her zaman alev devi Surt tarafından korunan bir dünya. Dev, parlak kılıcını gururla sallıyor ve sürekli olarak uçurumun dibindeki buz bloklarının üzerine tıslama sesiyle düşen ve onları ısıyla kısmen eriten büyük kıvılcım akıntıları gönderiyordu. Buhar bulutlara biçimlendikçe kuru soğukla karşılaştı ve kırağıya dönüştü. Katman katman büyük merkezi alanı doldurdu. Böylece soğuk ve sıcaklığın sürekli etkisi, muhtemelen yaratılmamış ve görünmeyenin iradesi aracılığıyla uçurumun buz blokları arasında donmuş okyanusun kişileştirilmiş hali olan devasa bir ymir varlığı ortaya çıktı. Ve orada bu sözden doğduğu için ona Hrimthurs veya buz devi dendi. Karanlıkta yiyecek bulmak için el yordamıyla dolaşırken, kendisiyle aynı güçten ve aynı ham maddelerden yaratılmış bir inek olan Odunla'yı gördü. Aç inek, buz bloğundaki tuzu yalarken tesadüfen bir tanrının saçlarını ortaya çıkardı. Buzlar eridikçe Tanrı Buri yani yaratıcı tamamen ortaya çıktı. Ymir adında başka bir varlık ise uyuyordu. Ymir'in koltuk altından bir oğlu ve kızı, ayaklarının altından ise dev Turgelmir doğdu. Turgelmir daha sonra Bergelmir adında başka bir dev babası oldu. Bu devler, yeni doğan Tanrı Buri ve oğlu Börü gördüklerinde onlara öfkelendiler. Ve onlara savaş açtılar. Tanrılar ve devler uzun yıllar savaştı. Bör, dev Bestla ile evlenerek 3 oğul sahibi oldu. Odin, Vili ve Ve. 3 kardeş, babalarına yardım ederek devlere karşı birleşip büyük düşmanları Ymir'i öldürdüler. Ymir'in kanı bir tufan yarattı ve tüm devler öldü. Sadece Bergelmir ve eşi bir tekneyle kaçarak hayatta kaldı. Seçtikleri bölgeye yerleşerek buraya Jötunheim adını verdiler. Çoğaldılar ve yeni bir ırk oldu.
Aether tanrıları düşmanlarına karşı zafer kazandıklarında ve artık rahatladıklarında etraflarına bakmaya başladılar. Amaçları ıssız ve sıkıcı yeri değiştirmek ve yaşanabilir bir dünya yaratmaktı. Toplandılar ve Ymir'in bedenini kullanmaya karar verdiler. Ardından Görün oğulları Ymir'in cesedini uçuruma yuvarladılar ve onun parçalarından dünyayı yaratmaya başladılar. Ymir'in etinden yeryüzü denilen Midgard'ı oluşturdular. Midgard her şeyin tam ortasına yerleştirilmişti. Etrafı Ymir'in kaşlarıyla çevriliydi, siper ya da sur gibi toprakları koruyordu. Midgard'ın katı kütlesi, okyanusu oluşturan devin kanı veya teriyle çevriliydi. Kemikleri tepeleri, düz dişleri uçurumları ve kıvırcık saçları ağaçları ve tüm bitkileri oluşturuyordu. Yaratılıştan son derece memnun olan tanrılar, devin ağır kafatasını alıp ustalıkla yerin ve denizin üzerinde bir gölgelik olarak astılar. Ardından beynini aşağıdaki boşluğa dağıtarak zarif bulutlar oluşturdular. Tanrılar, gök kubbeyi desteklemek için güçlü cüceler Nordri, Sudri, Ostri ve Vestri'yi dört köşesine yerleştirip onu omuzlarında tutmalarını emrettiler. Pusulanın dört noktası olan kuzey, güney, doğu ve batı isimlerini bu dört cüceden alır. Tanrılar, yaratılan dünyaya ışık vermek için cennetin kubbesini Muspelheim'den gelen kıvılcımlarla süslediler. Bu kıvılcımlar, karanlıkta parlak yıldızlar gibi sürekli ışıldayan noktalar haline geldi. En canlı kıvılcımlar ise, güzel altın arabalara yerleştirilen güneş ve ayın yaratılmasına ayrıldı. Tüm hazırlıklardan sonra, Arvörk ile Alsvin atları güneş arabasına koşuldu. Tanrılar, yanan kürenin gücünden dolayı hayvanların acı çekeceğinden korktular. Bu yüzden, omuz eklemlerini hava veya soğutucu maddelerle dolu büyük membranlarla korudular. Ayrıca, Svalim kalkanını oluşturarak, onları güneşin doğrudan ışınlarından korumak için arabanın önüne yerleştirdiler, çünkü kendilerini ve dünyayı küle çevirebilirdi. Ay arabası ise Alsvidr adında çok güçlü bir atla donatılmıştı ve ayın yumuşak ışınlarından korunmak için bir kalkana ihtiyaç duymuyordu. Arabalar hazır, atlar koşumlanmış ve günlük turlarına başlamak için sabırsızlanıyorlardı. Tanrılar etraflarına baktıklarında dev Mundi farinin iki güzel çocuğunu gördüler. Çocuklarıyla gurur duyan Mundi fari, onlara yeni yaratılan mani ve sol kürelerinin adını vermişti. Güneş kızı Sol, Surtr'ın oğullarından biri olan Glaur'un karısıydı. Atların kontrollerini erkek ve kız kardeşlere emanet ettiler. Kardeşler tanrılardan güzel tavsiyeler aldıktan sonra rehberlik edilip gökyüzüne çıkarıldılar. Kendilerine verilen görevleri yerine getirip atlarını cennetin yollarına sürdüler. Sonra devlerden biri olan Norvin'in kızı Notu çağırdılar ve yelesinden çiğ ve kırağı akan siyah bir at olan Hrimfeksi'nin çektiği karanlık bir arabanın bakımından onu sorumlu tuttular. Atın yelesinden düşen çiğ ve kırağı yeryüzüne ulaştı. Gecenin tanrıçası Not üç kez evlenmişti. İlk kocası Nalfari'den Ahud adında bir oğlu, ikinci kocası Annar'dan Jört adında bir oğlu vardı. Üçüncü kocası Tanrı Delinger'den ise ışıltılı güzelliğe sahip bir oğlu doğdu ve ona Dak adını verdiler.